Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte çemberde uzunluk ünitesinin yani 21. bölümün 5. köşe taşını çözeceğiz arkadaşlarım. Sonra 6, 7, 8'e kadar geliriz muhtemelen diye tahmin ediyorum. Süremizin el verdiği zamanda. Şimdi burada şunu öğrenmemizi istiyor arkadaşlar. Dondurma kuralı dediğimiz kuralımızı kullanacağız burada. Dondurma kuralı şu, uzunlukta geçerli dondurma kuralı. Çembere dışındaki bir noktadan 2 adet teğet doğrusu çizerseniz, işte bakın biri AB, biri AC. Bu teğetlerin uzunlukları daima birbirine eşit olur diyor kuralımız. İşte buraya da 10 yazdık. Şimdi neyi soruyor? ABC üçgeninin alanını soruyor. Yani ikizkenar üçgenin alanı. Şimdi madem ki ikizkenar, ben bunun tabanına diklik indirirsem bu diklik tabanı 2'ye bölecek 6, 6 diye. Ve bakın burada 6, 8, 10 üçgeni çıktı karşımıza. Hemen yüksekliğin 8 olduğunu gördük. Tabii ki tabanımız 12, yüksekliğimiz de 8 olduğu için çarpıp 2'ye bölersek alanımızı buradan 48 buluruz. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şimdi hemen aynı dondurma kuralını burada da kullanacağız dostlarım. Bakın burada yalnız 3 tane dondurma var. Dikkatli olun. Şimdi B noktasından bakın bir şurada bir teğetimiz var. Şuraya kadar gelmiş. Bir de şu DB teğetimiz çizilmiş. O halde bu iki teğetin uzunluğu birbirine eşittir dostum. Edirne noktasına bakın. Bir EC teğeti, pardon, bir şuradaki EC, bir de şu teğet çizilmiş. O halde bunlar da birbirine eşit. Bir de Adana noktasından AD teğeti, AE teğeti çizilmiş. Bunlar da birbirine eşit. 3 tane dondurma kuralı yaptık. Şimdi verilen uzunlukları yazalım. AB 12'ymiş. AC 14'müş. BC 16'ymiş. BC de şuranın tamamıymış arkadaşlarım. 16. Buna göre EA nedir diye bir soru soruyor. Şimdi ben şuraya bir X yazayım. Buranın da X olduğunu söyledim arkadaşım. Şuraya Y yazarsam burası da Y'dir ve bakın X ile 14'ün toplamı X artı 14 Y ile 12'nin toplamına eşitti. Y artı 12 yazdım. 12'yi buraya alırsam X artı 2 eşittir Y kaldı. Bir de BC'yi biliyorduk ya, X ile Y'nin toplamı dediği yer. Onu da yazalım. X artı Y'yi biz 16 diyebiliyoruz. Peki Y'yi de X ile 2'nin toplamı diyebiliyorum. O halde şöyle yazabilirim. X var, bir de Y var. Y yerine X artı 2 yazıyorum. Eşittir 16 diyorum. Hadi bu 2'yi buraya gönderdik. 14. 2X 14 ise X 7 çıktı. Yani şurası 7'ymiş. Bize de EA'yı yani 7 ile 14'ün toplamını soruyor. Cevabı Bursa'dan işaretledim. Evet, üçüncü sorumuzdayız. D, E ve F. Teğetlerin DM noktaları. AF'yi 8 vermiş. Bakın şimdi dik açıdan bir doğru gelmiş arkadaşlarım. Şu Bursa noktasından bir teğet BD çizilmiş, bir teğet de BF çizilmiş. O halde bunlar birbirine eşit. Ve dik açıdan inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da mutlaka eşittir. Biz bunun adına muhteşem üçlü diyoruz. BA'ya da eşit olduğunu gösterdim. Şurada bakın minik bir EC ile EF teğetleri var. Küçük bir dondurma kuralı var. Bunlara da eşit olduklarını söyledik. Son olarak bir de şuradaki AD ile AE de dondurma kuralından dolayı birbirlerine eşitler. Bir de ne biliyoruz? ABC üçgeninin çevresini 20 diyebiliyormuşuz arkadaşlar. Bilgiler bunlar. Buna göre de DFX nedir diye de bir soru sormuş bize. Gelin birlikte konuşalım şimdi. Öncelikle şuna A diyelim. Şuna da A diyelim. Şu da A olsun. Sonra şuna B diyelim. Şu da B olsun. Bakın burası toplam 2A ya. Bu da 2A olacak. Buraya B yazdığım için buraya 2A eksi B yazıyor. Şimdi bu adamın çevresini biliyorduk biz. ABC üçgeninin çevresini. Bakın ne var? A var, A var, B var, 2A eksi B var. Topluyorum. A. A daha 4, 2A. 2A da buradan geliyor. 4A yaptı. Eksi B ile artı B'yi de toplarsam 0 yaptığı için sadece 4A kaldı çevre. Yani 20. Demek ki biz A'yı da 5 diye bulduk.
O halde bu 5, bu da 5, burası 10 çıktı. Yani şu dik üçgenimin hipotenüsü 10, bir dik kenarı 8. Demek ki bu 3, 4, 5'in 2 katı olan 6, 8, 10 üçgeni. O halde x 6'dır dedim. Cevabı Ceyhan'dan işaretledim. Evet, bir kare görüyorum. Yine bir dondurma kuralı da görüyorum arkadaşlarım. Bakın şurada Edirne'den bir EF gelmiş, bir de EA. Bunlar eşit. Yani buna da x yazalım. Sonra Ceyhan'dan bir CB gelmiş, bir de CF. Şimdi önce şuraya da bir 2 yazayım. Yarıçapımız 2 olduğu için buraya 2, buraya 2 yazdım. Karenin bir kenarı 4 çıktı. O halde bu da 4, bu da 4. Şuranın da 4 olması için 4 eksi x yazıyorum buraya. Ve bakın şu dondurma kuralından dolayı 4, burası da 4 geldi. Şimdi benim işim şuradaki dik üçgenle buradan x'i bulacağım dostlarım. Şimdi 4 var, dik kenarlarımdan biri 4. 4'ü gördüğüm zaman aklıma benim 3, 4, 5 geliyor dostum. O zaman diğer dik kenarın 3, hipotenüsün 5 olması lazım. Peki hipotenüsün 5 olması için x'e 1 desem oluyor mu? Oluyor. Peki x 1 iken diğer dik kenar 3 oluyor mu diye bakacaksınız. Öyle hemen 1 oldu tamam demek yok. Bir de şuradaki diğer dik kenarın 3 olup olmadığını da kontrol edin mutlaka. Peki 4'ten 1 çıkarsa da 3 tabii ki. Demek ki 3, 4, 5'i sağladı. O halde x'im 1'dir. Yapıştır gelsin. Evet, çevirdik arka tarafımızı. Yani kağıdın arka tarafını. Ve 1 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. 6. köşe taşındayız dostlarım. Çemberin yarıçapı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada da şunu bilelim. Çembere bir teğet doğrusu çizilmiş ve teğet olduğu noktayı da görüyorsunuz. A noktasında teğet. Sen merkezden tam bu teğet olduğu noktaya yarıçapı indirirsen bu yarıçap daima dikinecek. Bu 1. Burada da bu kuralı kullanacağız galiba. Bu 1. 2. Şurada bakın DC kirişi var. Ben bu kirişin tam ortasına dikme indirebiliyordum hatırlarsanız. Yani tam ortasına çizdiğim doğru her zaman dik olmak zorundaydı. E bakın burada ne çıktı karşıma? Dikdörtgen. O halde şu uzunluk 3. Şimdi burası R ise buranın da R olması lazım. Hatta şurası R eksi 1. Burası da R eksi 1. Peki şu kirişin ucuna da yarıçapı çizecektik her zaman. Burası R. Ve şuradaki dik üçgenden ben Pisagor yapıp R'yi bulabilirim. Ama 3 olduğu için bana 3 bir kopya verdi. Acaba 3, 4, 5 olabilir mi diye düşündüm. Yani bu durumda R'nin 5 olması gerekir ki 3, 4, 5 olabilsin. Peki R 5 iken burası da 4 oluyor mu diye kontrol ettim. Evet, 5'ten 1 çıkınca 4 oluyor. Demek ki R, yani çemberin yarıçapı 5'miş diyebildik. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Bakın yine çembere K ve L noktalarında teğetler görüyorum. Hemen merkezden bu teğete bir dikme indirdim. Buna R diyelim. Burası da R, burası da R. Şu teğete de bir yarıçapımı dikme indirdim. Şimdi bakın şurada küçük bir dik üçgen çıkarttık aslında biz. Bu bizim özel bir dik üçgenimiz. 8'i gördük ya. 6, 8, 10 üçgeni olabilir mi diye düşündüm. Bunun için R'nin 6 olması lazım. Evet, gerçekten R 6 olduğunda burası da 10 olduğu için 6, 8, 10'u sağladı. Demek ki R gerçekten 6. Şuraya da 6 yazalım. Şimdi bunun yarıçapını da büyük R, büyük R olarak yazalım. Şimdi büyük R'yi soruyor bize. O bir merkezli çemberin yarıçapını. Bir benzerlik yapıp soruyu çözeceğim arkadaşım. Sonuçta şununla şu birbirine paralel. Hemen benzerlik yapıyorum. Burası 10. Şurası toplam 16 artı R. O halde küçük üçgenin alttaki kenarı 10. Büyük üçgenin alttaki kenarı 16 artı R eşittir. Küçük üçgenin paralel doğrusu 6. Büyük üçgenin paralel doğrusu da R. Şu 6 ile R. Evet, buradan içler dışlar, sağlar sollar çarpımı yapıyoruz. Ve R'yi buluyoruz. Hadi yapalım. Önce şu üstleri bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 5. Şimdi 5 ile R'yi çarpıyorum. 5R. Şuraya yazalım. Eşittir. 3 ile de şurayı çarpıyorum. 48 artı 3R olur. Peki 3R'yi buraya alırsak 2R eşittir 48, R eşittir 24.
Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, üçüncü sorumuz. AB'yi 12 vermiş, KC'yi 2 vermiş. Bakın burada 3 tane dondurma kuralı görüyorum öncelikle. Birincisi şu. C'den bir CK teğeti, bir de CM teğeti çizilmiş. Şurası da 2'dir diyorum. Sonra Ordu'dan tam teğet olduğu noktaya diklik indiriyorum. Bu R. Yine teğet olduğu noktaya diklik indiriyorum. Bu da R. Ve bakın burada bir kare çıkartmış oldum. Şurası da R, burası da R geldi. Şimdi Adana'daki dondurma kuralını da görelim. Bakın şu AK bir teğet, AL diğer teğet. Bunlar eşit olmalı dondurma kuralı gereği. Ve burası 12 artı R ise şu CA'nın 10 artı R olması lazım ki toplam CK 12 artı R olsun. Ve şuradaki üçgenden de biz artık X'i bulabiliriz. Mesela ne olsun? 5, 12, 13 olabilir mi diye bakalım. R'ye 3 dememiz lazım ki 5 olsun. 12 burada. R'ye 3 deyince 13 oluyor mu? Oluyor. Tamam. R 3. 5, 12, 13'ten bulduk arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuz. ABC üçgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Biz nereleri biliyoruz? Şuraları biliyoruz. Bu bir dik üçgen. Şimdi şurası bizim yarı çapımız. Bu da yarı çap. Bu büyüğünün yarı çapı. Bu da büyüğünün yarı çapı. Ve ben şu O1 ile O2'yi birleştirirsem iki tarafı da yan tarafları 2'ye böldüğü için onun orta tabanı olacak. Dolayısıyla 5 olacak. Bu 1. Şimdi şu O1'den K'ya teğet olduğu için dik indirelim. Yine teğet olduğu için buraya da dik indirelim. Ve burada bakın bir dik yamuk oluşturdum ben. Dik yamuk sorularını ne yapıyorduk? Şuradan da bir yükseklik biz indiriyoruz. Ve burada bir dikdörtgen oluşturduk. Burası da 2 kök 6. Peki burası 2 kök 6. Şurayı bulalım hemen. 25, 24'tür bu. Buraya da 1 kaldı diyelim. Burası da 1 çıktı. Bunu bulduk ama ne işimize yarayacak onu da bilmiyorum açıkçası. Bulduk sadece diyelim. Peki burası 1. Şimdi şuraya küçük R, küçük R. Buna da büyük R diyelim şunun yarı çapını da. Büyük R eksi 1 yazalım. Hatta burası küçük R'dir. Küçük R olsun. R artı 1 oldu bakın. Büyüğünün yarı çapı R artı 1. He, şimdi buradan geldi işte. Bakın şurada bir dik üçgenimiz var ya. Yani şuraya çizeyim ben o dik üçgeni. Şimdi bu dik üçgenin hipotenüsü 10. Şu dik kenarı 2 tane küçük R bulduk. Bu dik kenarı ise R artı 1'di bunun yarı çapı. Bu da R artı 1. Bu da R artı 1. Yani 2R artı 2 bulduk. Bakın bağıra bağıra 6, 8, 10 üçgeni olduğunu gösteriyor bu bize. 2R'ye 6 deyin. 6 artı 2'den 8 oluyor. Demek ki bu gerçekten 6, 8, 10 üçgeni. Bize de dik üçgenin alanını sorduğu için dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarlarını çarpıyorsun ve 2'ye bölüyorsun. 6 ile 8'i çarptım. 48, 2'ye böldüm. 24'ü yapıştırdım. Evet. Şimdi geldik 7 numaralı köşe taşımızın birinci sorusunu okumaya. Dik üçgen AB'yi 6, AC'yi de 8 vermiş. Yani 6, 8, 10 üçgeni olduğu aşikar. Şimdi merkezden hemen şu teğet olduğu noktaya yarıçapı dik. Yine teğet olduğu noktaya yarıçapı dik bir indirelim. Şimdi şurası R, burası R. Kare oldu burası, buralar da R. Hatta şurası 6 eksi R. Yine burası 8'di. 8 eksi R oldu. Çemberin yarı çapını soruyor. Şimdi burada benzerlik yaparak bulabiliriz arkadaşlarım. İki türlü yapabiliriz. Mesela şu üçgenlerin benzer olduklarını gördüyseniz buradan da çözebilirsiniz. Ya da şu adamın şuna paralel olduğunu da görebilirsiniz dostlarım. Şöyle ki 8 eksi R'nin tamamı 8'e oranı eşittir. R'nin 6'ya oranlı. Evet, sadeleştirelim. 3, 4 diyelim. 4R eşittir. 3 kere 8, 24 eksi 3R'ye. 3R'yi buraya alırsam 7R, 24. R eşittir. 24 bölü 7. Benzerlikten çözdük arkadaşlar. Şuna bakalım. O merkezli çember içine noktalarında teğet M merkezli yarım çember çizilmiş. Tamam. 90 dereceyi göstermiş. KL'nin 4 olduğunu söylemiş. Yani küçük çemberin yarıçapı 2 birimdir. Bunu söylemiş bize. Şimdi hemen merkezden tam teğet olduğu noktaya dikme indirelim. Bu da 2.
Merkezden teğet olduğu noktaya dikme indirdim. Bu da 2. Bakın burada bir kare çıktı karşıma. O zaman bu da 2. Bu da 2 diyelim. O merkezli çemberin yarıçapı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki. O merkezli çemberin yarıçapını arıyoruz. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Aklıma şu anda hiçbir şey gelmiyor açıkçası arkadaşlarım. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Düşünelim. Şimdi merkezden tam şu kiriş olduğu için kale, kirişin tam ortasına bir doğru indirdim. Bu her zaman dik inerdi. Buna da dik olduğunu gösterin. Ve hatta bu uzunluğu biliyoruz değil mi? Şurada 2, 2. Karenin köşegeni olduğu için 2 kök 2. Şurası da sizin işte çemberinizin yarıçapıdır, büyük çemberin. Hani kirişin ucunu merkezle birleştirin demiştik arkadaşlar. Bu geometrinin farzlarından biriydi. Peki ne yapıyorum şimdi şurada? Pisagor bağıntısı yapıp R'yi bulabilirim artık. R diyelim buna. R kare eşittir. Şuradaki 2'nin karesiyle 4. 2 kök 2'nin karesinin toplamına o da 8 yapar. 12 oldu R kare. 2 kök 3 çıkar. Sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü soru. Bakın teğetleri görüyoruz ya, hemen şunları bir dikliğimizi bir indirelim ilk önce de sonra bakarız sorunun geri kalan kısmına. Şimdi AB 4 kök 3. Tamam. Başka? AC 6 kök 3. Ona da eyvallah. O merkezli çember AB'nin K'nın teğet olduğuna göre çemberin yarıçapı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Çemberin yarıçapını istemiş bizden. Şimdi biz bu soruyu alandan çözebilir miyiz? Düşünüyorum. Evet, kesinlikle çözeriz arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben bütün üçgenin alanını bulabilir miyim? Sinüs alandan bulabilirim. Ne yapacağım? 1 bölü 2 çarpı 2 kenarı çarpacağım. Yani 4 kök 3 ile 6 kök 3'ü çarpacağım. Bir de sinüs 60 ekleyeceğim. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 idi. Şimdi şu 2 ile şu 2 4'ü sadeleştirsin. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 6 ile çarparsam 18. Bir de kök 3'üm var. 18 kök 3 çıktı. Benim tüm üçgenimin alanı. Şimdi bakın ne yapıyorum. AO'yu birleştirdim. Şimdi şu R, şu da R. Şu üçgenin alanını yazıyorum hemen. Şuraya yazalım alt tarafa. Tabanı 6 kök 3. Yüksekliği R çarpı 2'ye böldüm. Artı şu üçgenin de alanını yazıyorum. Tabanı 4 kök 3. Yüksekliği R bölü 2. E peki bu ikisinin toplamı bütün üçgenin alanı yaptı. Yani 18 kök 3 yapacak mı ikisinin toplamı? 18 kök 3. İşte buradan da R'yi bulacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. R bölü 2 parantezini alalım isterseniz. 4 kök 3 ile 6 kök 3'ün toplamı 10 kök 3 oluyor. R bölü 2 parantezinde eşittir 18 kök 3'e. Kök 3'leri silelim. 2 ile 10'u silelim 5. Ne geldi? 5R 18, R eşittir 18 bölü 5 ya da 2 ile genişletelim 36 bölü 10. Yani 3.6 Denizli'den geldi sorunun cevabı. Evet, dördüncü sorumuzdayız dostlarım. DC, D noktasında, B noktasında teğet. A merkez çelik çemberi teğettir. C noktasının çembere uzaklığı 6 çarpı bilmem ne olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir? Şimdi dostum, çembere uzaklığı demek, sakın ha şu merkezine olan uzaklığı algılamayın. O noktayla merkezi birleştirdiğinizde o doğrunun, o çizginin çembere dokunduğu ilk noktayla C arasındaki uzaklık işte noktanın çembere olan uzaklığı demektir. Yani şu mesafeymiş, 6 kök 2 eksi 6'ymış bu mesafe. Şimdi şöyle yapacağım ben. Yarıçapa R diyeceğim. Karenin bir kenarı da R, R, R oldu. Yarıçap R. Şimdi şu uzunluğun tamamı 45, 45, 90 üçgeninden R kök 2. O zaman burası R kök 2 eksi R oldu. Yani bizim R kök 2 eksi R dediğimiz yer aslında 6 tane kök 2 eksi 1'e eşit. Hatta ben burayı R parantezine alayım mı dostlarım? R parantezinde kök 2 eksi 1 eşittir 6 tane
kök 2 eksi 1. Kök 2 eksi 1'leri de silelim. Direkt R eşittir 6 çıktı. Ceyhan'dan geldi sorunun cevabı. Evet, 7 numara tamamdır. Geldik 8 numaralı sorumuza. Bakalım burada neler yapacağız. 8 numaralı köşe taşına, pardon. C'de 2 kök 2. Hemen şu farz olan şeyleri yapalım. Teğet gördün mü? Yarıçapı dikindir. Çapı gören çevre açı 90 olduğu için ben şurayı birleştirirsem burada 90. Bunları bir söyleyelim. Şurası da 2 kök 2. Teğet 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 demiş. Şöyle yapalım. Buna küçük R yazalım. Buna da küçük R yazalım. Buna küçük R yazalım. Büyüğünün yarıçapı 2R oldu. Buraya da 2R yazalım. Şimdi şu paralel olduğu için buna, burayı da 1'e 3 böldüğü için bu tarafı da 1'e 3 katı bölecek. Yani 6 kök 2 olmalı. 2 kök 2'nin 3 katı. Bize de BC'yi soruyor. BC'yi soruyormuş dedik. 6 kök 2 sorunun cevabı bitti. Yarım çember. Şimdi yarım çember, bir kere şunlar yarıçap. Bunlar birbirine eşit. Bakın şu Edirne ile Bursa'yı birleştirirsem yükseklik kenar ortay oldu. Bu bir ikiz kenar üçgen. Burada 5. Şurayı çizdim. C açısı çapı gören çevre açı olduğu için burası 90 derece geldi ve 3, 4, 5 üçgeni çıktı burada arkadaşlarım. 3, 4, 5 üçgenimiz var. Sonra 4 var. 8 var. Hani biri diğerinin 2 katıysa hipotenüse ne demiştik? Küçük olanın kök 5 katı. Yani şurası 4 kök 5. O halde 2 kök 5, 2 kök 5 oldu. Şu minikte bir Pisagor yapalım. 5'in karesi 25. 2 kök 5'in karesi 20. 25'ten 20 çıktı 5. O halde şurası kök 5. Ve şu uzunluk da, yani x ile kök 5'in toplamı yarıçapa eşit değil mi? Sonuçta bu çemberin yarıçapı. Yani burası toplam 2 kök 5 olmalı. O halde x'e de kök 5 kalmalı. Evet, üçüncü sorumuz. Bakalım ne diyor? AB çap arkadaşlarım. Madem ki çap, o zaman şu Edirne 90 derece. Çünkü çapı gören çevre açı. Peki, hatta şurada bir Pisagor yapalım. 1, 5, yani 25, 1 daha 26. Şurası kök 26 yapsın. Bir işime yarayacak mı bilmiyorum ama yaptım işte. Evet, başka? Şimdi şu BD'yi de birleştirelim. Bakın bu da çapı gören çevre açı olduğu için 90. Şimdi bu yükseklik olduğu üçgenin aynı zamanda kenar ortay da oldu. Hem yükseklik hem kenar ortaysa bu üçgen ikiz kenar üçgendi kayı kuralından dolayı. Şimdi ben şuraya R, R dersem burası 2R olduğu için şu BC de 2R olacak. O halde şuraya 2R eksi 1 kalacak. Ve bakın şu dik üçgen bana soruyu çözdürüyor. R'yi buradan buluyorum arkadaşlarım. 5 var. Demek ki 5, 12, 13 olabilme ihtimali var mı? Var. Bir deneyelim. 5, 12, 13 olabilmesi için hipotenüsün 13 olması lazım. Peki 2R 13 ise burası 12 oluyor mu? Çünkü 2R eksi 1'di burası. Evet, 12 oluyor. Demek ki 2R 13 arkadaşlarım. Çemberin çapı 13'tür dedi. Evet, son sorumuzdayız. Şimdi bakalım neler var. Önce şurayı bir, iki çember kesişiyorsa kesim noktalarını hemen birleştirin demiştim. Bir birleştirelim. Çapı gören, bakın şu BD çap olduğu için bu Edirne çevre açısı çapı gördüğü için 90 derece. Tabii ki burası da 90 derece. Ve bakın şurada da bir kirişler dörtgeni oluşturdum. Karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180'di. O zaman bu Adana'da 90 derece. Şimdi AB 24, AC 10. Şimdi AC 10, AB 24, yani 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı, 5, 12, 13 üçgeni. O halde şurası 13'ün 2 katı 26. Bize de diyor ki merkezler arasındaki uzaklık. Şimdi önce şunun bir şu DC'sini birleştirdim. Niye hocam bunu yaptın? Çünkü şu 90 derece ya, bu DC'nin çap olması lazım. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Merkezim de şurası olur bir zahmet. Tam ortası da merkez olur değil mi? Şimdi bu da tam ortadadır. Ve bakın ne gördüm? Bana şurayı soruyor ya, O1 ile O2 arasındaki uzaklığı. Bu O1 ile O2 arasındaki çizgi
Bu 26'nın yarısı. Orta tabandır yani. Çünkü yanları ikiye bölmüştür. Demek ki cevabım 13 gelmek zorundaymış. Kaç dakika oldu? 25 dakika olmuş. Tamam, yeterlidir arkadaşlar bu videomuz için. Bir sonraki videoda da 9'dan itibaren devam ederiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.